Hepinizin izleyenler. Merhabalar arkadaşlar, ben Ahmet. Yeni bir videoma da hoş geldiniz. Bugün sizlere onu diyor test çözeceğiz arkadaşlar. Bu arada bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Daha çok facecam videoların gelmesini istiyorsanız, videomu beğenirseniz cidden daha seri ve hızlı facecam videolar yükleyebilirim arkadaşlar. Neyse, hemen başlayalım. Şimdi bizim testimiz ne kadar kerizsin, ne kadar keriziz onu öğreneceğiz. Zaten benden keriz yoktur herhalde bu bizim Konya'da. Bilmiyorum yani, öğrenmiş olacağız. Benden daha kerizleri de var mı? Neyse, başlayalım. Şimdi ilk sorumuz: yolda para buldun, ne yaparsın? Parayı alıp sokaktaki çocuklara dağıtırım. Yo, o kerizliğe girmez. Hacılar, arkadaşlara da anlatırım. Yo, onu da geç. Parayı hemen alır ve düşüreni bulmak için elimden geleni yaparım. Yoluma bakarım, elimi bile sürmem. Düşüreni bulmak için elimden geleni yaparım. Çünkü hani beni bilen bilir, ben ne bileyim, karaktersizlik yapmayı sevmem ya. O yüzden hani ben bunu seçerdim yani, bunu yapardım. İkinci sorumuz: bir arkadaşın ev kredisine girecek, senden kefil olmanı istiyor, ne yaparsın? Sadece çok yakınlarım için bunu yaparım. Neden diye sorarsanız da, normal benim yani arkadaş listem, ben öyle söyleyeyim, iki tane arkadaş listem var. Birisi hani normal arkadaşlarım, birisi de çok yakın arkadaşlarım olmak üzere. O yüzden hani yakın arkadaşlarıma her türlü her şeyi yaparım ama normal arkadaşlarıma yapmam hani bunu. Neyse, üçüncü soruya geçelim hemen. Sence niçin fedakarlık yapılabilir? Bakalım. Fedakar olmak zorunda değil kimse. Gereksiz şeyler bunlar. Dünya güzel olur. C diyorum. Herkes için fedakar olursa dünya çok güzel olur diyorum. Çünkü açıklaması yok. Aynen, açıklaması yok. Neyse. İnsanların en çok neyinden şikayet ediyorsun? Nankörlüğü. Aynen, nankörlük. Bak, bu var. Sorumsuzluk yok, bunu geç. Kötü kalplilikleri. Nankörlük mü? Nankörlüğe daha çok sinir oluyorum. O yüzden nankörlük diyeceğim buna da. Bakalım. Kerizliğin bir bayrağı olsa ne renk olurdu? Kerizlik. Çok güzel bir soru. Ne olurdu? Siyah olmaz, yeşil olmaz bence, bana göre. Kerizliğin rengi mavi olurdu ya. İşte son sorumuz. Sana keriz derlerse tepkin ne olurdu? Çok güzel bir soru. Ağzına sıçarım ya, o kim? Kim ya, o kim? Kendi fikri ya, bir tepki vermezdim ama üzülürdüm. Bir insana keriz demek çok ayıp, o insanı ayıplardım. Keriz diyene bir çay ısmarlatırdım. Soğukkanlı durdum ama çok kıyardı. Hemen kötü düşünmek gerek. Bu. Neymiş? Ortalama bir kerizmişiz. Bak, benden kerizleri de varmış. Tamamen keriz olmamakla birlikte hayatının en kritik noktalarında kerizlik yaparak hayatını mahvediyorsun. Doğru bu, ben. Birçok konuda çok başarılı ve oynakken en hassas konularda nasıl kerizlik yapabiliyorsun hiç anlamadık. Ben de anlamıyorum gerçi de. Galiba duygusal konular seni keriz yapan en zayıf noktan. Aynen, orası doğru bak. Duygularınla değil de aklınla hareket etsen bu kadar keriz olmazsın. Laf mı sokuyor lan bu bize? Laf mı sokuyor, övüyor mu anlamış değilim ama neyse. Senin kerizliğin duygularındır. Bak, bunda haklı, tamam. Bunu aşabilirsen hayatında hiçbir sıkıntı olmayacak. Gül gibi yaşayıp gideceksin. Kalbini çöpe at, keriz kalma. Mahvedeceksin hayatını. Sana kerizlik puanımız 100 üzerinden 50. Tamam, bak, benden kerizleri de varmış. Şimdi ikinci testimize geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci testimizde karşınızdayım. İkinci testimiz: Ramazan ayı boyunca kaç gün oruç tutacağını tahmin ediyoruz. Bakalım, 29 gün zaten oruç tutacağız. Kaçını tutacakmışız bakalım. Ben gerçi hepsini tutmayı düşünüyorum ama ne çıkacak testlerde onu bilemiyorum. O yüzden deneyeceğiz. Ramazan ayının en çok hangi özelliğini seviyorsun? Çok güzel bir soru. İftar, sahur ortamı, hiçbiri, bayram ve tatil olması. İftar ve sahur ortamı yani normal yemeklerde yok. O yüzden ben iftar ve sahur ortamı diyorum. Sahur saatlerinde sana en çok benzeyen gif hangisi? Bakalım. Bu. Bu abi, bu. Çünkü yani deli gibi uyanıyorum. Gerçi uyumuyorum ama uyursam da böyle uyanıyorum sahurda. Aynı beni temsil ediyor bu. O yüzden bunu diyorum. Sahur ve iftar arası zamanı ne kadar dış ortamda geçiriyorsun? İftar arası ve sahur. Okula falan gidiyorum. Devamsızlığım var 9,5 gün. O yüzden 4 saatten fazla diyorum. Bir de hani iftardan sonra şey oluyor. Arkadaşlarla mahalleye falan iniyoruz, oturuyoruz falan. Neyse, iftara ne kadar iftara kadar hissettiğini yansıtan bir gif seçerek devam edelim. Edelim abi. Acıkıyorum ben. 3 gündür tutuyoruz. Bak, hiç susamadım abi. Acıkıyorum nedense. O yüzden bayağı bir yemek yiyesim geliyor. Hani normalde bilgisayara geldiğim zaman, okuldan geldiğim zaman önüme hani bisküvi falan alırdım, atıştırmalık bir şeyler alırdım.
O yüzden hani yiyecek bir şeyler geliyor aklıma. Burada da yemekle ilgili ne var bakayım bir acıkmakla ilgili. Şu var. Şu var. Bir diyorum. Simpson diyorum. Simpson baba. Oruçluyken bunlardan hangisine karşı dayanmakta zorlanıyorsun? Su ama geçen Ramazan'a kadar suydu. Şimdi acıkıyorum. O yüzden yemek mi desek? Bakayım. su diyelim tamam. Ya da dur yemek diyelim yemek. Aynen. Şimdi 3 güne göre değerlendirirsek yemek diyeceğim. Ama önceki Ramazanlara göre suydu. Neyse ben yemek diyorum. Bu Ramazan'da 3 gün tuttuk. Üçünde de acıktım hiç susamadım. Oruç Baba gibi türbelere gider misin Ramazan ayında? Çok güzel bir sürü. Sürü diyorum. Evet çok güzel bir cümle kuruyorum. Çok güzel bir soru. Gider miyim abi? Dur bakayım bir. Gitmedim ki ben hiç ya. Aklıma da gelmedi yani. Gitmedim ama pek sıcak bakmıyorum. Gitmeyi düşündüm aslında ya Mevlana'ya falan. Aynen zaten Konya'da oturuyorum. Bilen bilir beni. Gitmeyi düşünüyorum diyeyim. Ezan okundu, top atıldı. İftarda önce hangisiyle orucunu açarsın? Suyla tabii ki abi. Bundan güzel soru mu olur? Peki iftarda hangi gift seni tam olarak yansıtıyor? İftarda. Acıktığım için şu üçüne göre değerlendirirsek yemek yiyorum ama öncekilere göre su içiyordum. Yemek diyeceğim. Yemekle ilgili ne var? O kadar da hani öküz gibi yiyecek kadar da yani bir şey yapmıyorum. Acıkmıyorum da ya. Hani acıkıyorum ama normal acıkıyorum. Hani öyle fazla da yani büyütecek bir şey yok. O yüzden şunu diyelim ya bu normal diyor. Tamam. Şimdi Ramazan boyunca televizyonda Euro 2016 dışında en çok hangisini izleyeceksin? Televizyon izlemiyorum ki. Dizilerle devam. Diriliş Ertuğrul falan izliyorum. Babacan'dır izliyorum. Aynen. Dizilerle devam diyelim. Geldik son sorumuza. Ramazan bayram tatilini nerede geçirmeyi düşünüyorsun? Evde. Akraba ziyareti. Henüz karar vermedim. Tatile çıkarım. Annemler falan gidecek. Ben evde duracağım. O yüzden evde olacağım diyeceğim buna da. 20-24 gün oruç tutacakmışız. Vay. Ne diyor? Sıcaklar nedeniyle biraz eksik günlerin olacak. Aynen bak hava sıcak o doğru. Acıkmak neyse de susuz kalmak seni bayağı zorluyor. Evet bak beni bu da doğruluyor. O eksikler de bundan kaynaklı olabilir. Ramazan'ın hakkını verenlerden birisin. Eyvallah. Böyle arkadaşlar 20-24 gün çıktı. Diğerinde de 100 üzerinden 50 puan aldık keriz olmada. Bizden kerizler de varmış onu anladık. Neyse bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Bu arada kameram yerde olduğu için hani bilgisayarın ekranı monitörüne sabitleyemiyorum. Neden bilmiyorum hani tripodu falan yok. O yüzden böyle yani hani böyle facecam istiyorsanız alttan gösteren beni. Koyarım her videomu da facecam çekmeye çalışırım artık bundan sonra. İstiyorsanız eğer videomu beğenip paylaşabilirsiniz. Facecam'i daha çok facecam'i duvar için arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.